Merhabalar, bugün Setur Duty Free'nin fiyatlarını karşılaştıracağız 2023 yılına ait. 2022 yılında paylaşmıştım. Bir de 2023 yılına Batum'a geldiğimde çekmek istedim. Bugün 8 Temmuz. Videoyu muhtemelen 1-2 hafta sonrasında paylaşacağım sizlerle. O yüzden tarihi de baştan söylüyorum. Şöyle görün mağazayı. Zaten detaylı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bir sürü ürün, bir sürü çeşit var. Fiyatları siz karşılaştırırsınız. Ben anlamıyorum. Sadece fiyat karşılaştırması olarak sizlere göstermeye çalışıyorum. Çok fazla bildiğim ürünler de yok. Bazı bildiğim ürünler de var. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi öncelikle sigaralardan başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatları gösteriyorum. Şu marka var, bilmiyorum. Hani böyle bir örnek olsun diye çekiyorum. Bunda 200 adet var ve fiyatı 16 euro. Şöyle bakalım başka hangi markalar var. Ben size bunları çekeyim, böyle fiyatlarını da göstermeye çalışayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Biraz kalabalık bugün bu arada. Mesela 42 euroya şöyle 600 tane olan sigara var. Kent mix aroma olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi bunun da fiyatı 42 euro. Başka. Bunlar neymiş? Bak bunu bilmiyorum. 10x20 diyor. Bunun fiyatına bakalım. 10 euro diyor. Bu muhtemelen kampanyada. Şöyle şunlara bir bakayım. 42 euro. Gene az önce baktığımız. Ha, bu Kent Switch var mesela. Hemen göstereyim. Bakın şöyle 3 karton olarak satılıyor ve fiyatı 42 euro. Pahalı mı, ucuz mu onu bilmiyorum. Ben sadece fiyatları çekiyorum. Çok bir bilgim yok. Buraya telefon kaydettirmeye geldim. Mesela Marlboro'nun Double Fusion olan modeli 18,5 euro. Yakından göstereyim. Şöyle Marlboro'nun bu modeli bulunuyor. 52,5 euro. Şöyle göstereyim onu da. Onun dışında bakıyorum başka neler var. Mesela Marlboro'nun gene bu modeli var. Fiyatını da göstereyim şöyle. Aynı fiyatlar. Şimdi geçelim şöyle Lark'a falan bak. Mesela Lark var. Diyor ki bu ürün için iç piyasa fiyatından daha ucuz diyor. %50 diyor. Fiyatı 8,5 euroya geliyor. Ve bakalım bunda kaç adet gözüküyor. Yazıyor mu? Yazmıyor ama gene de bilenler vardır. 8,5 euro fiyatı var. Şöyle bakıyorum. Başka Camel var. Camel 11 euro. 3 karton diyor. 28-30 tane sigara var. Yani 30 paket var. 3 kartonu 29 euro diyor. Bu ne peki? Ha, bu da muhtemelen Camel Active Mint Purple diyor. Bu da bunun fiyatı olabilir. Bunda da 600 tane 3 karton bulunuyor. 600 adet sigara var. Şimdi başka bir ürünlere bakalım. Mesela şunlara bakalım. Şunlar biraz uygundu diye biliyorum. Şimdi burada baktığımızda şöyle bir vodka bulunuyor. Fiyatı nerede yazıyor? Ben gösteriyorum. Kırmızısı ama değil mi? Bu serisi baktığınızda 14 euro. Fiyatı siz karşılaştırabilirsiniz. Ben çok tüketmediğim şeyler olduğu için yani o yüzden çok bilemiyorum. Mesela Jack Daniels var. 1 litrelik. Fiyatı 24 euro. Red Label var. 15 euro. Bu da bu pardon. Evet 15 euro. 18,5. GB de aynı 18,5 euro. Şimdi başka yerlere gidelim, hemen bakalım. Birçok şey var. Bakalım şimdi. Bunlar sigara ve alkoldü. Şöyle alkollerin devamını göstereyim. Tekirdağ Gold artı 2 bardak hediyeli. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane bardak ve fiyatı 26 euro. Şöyle Tekirdağ'ın sadece altın serisi, gold serisi rakısı bulunuyor. 1 litre 23,5 lira. Yani 26 euro verirseniz 2 bardak veriyor. 23,5 liraya da lira diyorum, euroya da sadece veriyor alkolü. Mesela Absolut'in 1 litresi var, 14 euro. Başka bakalım. Şöyle biraz kalabalık. 24 euroya Jack Daniels'ın tişörtlü versiyonu var. Gene 1 litre. Bunda tişört var yanında ve Chivas var. Chivas'ta 28,5 euro. O da 1 litre. Şimdi şöyle parfümlere bakalım. Parfümlerde de mesela hani çok markaları bilmem ama mesela hani ucuz mu pahalı mı bilmiyorum. Bunu 2022'de çekmiştim. Bu da 2023 versiyonu. Hugo Boss'un en küçük versiyonu. Şöyle gördüğünüz gibi 71 euro.
bir büyük boyu, hemen şöyle gösteriyorum. Yani hatta karşılaştıralım şöyle boyutlarını da. Bu da 98,5 euro. Başka mesela Gucci var. Gucci'ye bakalım hemen. Gucci'nin fiyatına bakıyorum. Burada değil. Heh, şu 93 euro. Baktığınızda şu Gucci 93 euro. Markasını vesaire buradan gösteriyorum. Belki kullananlar varsa, uygun geliyorsa eğer ki şey olur. Evet, kadınlardaki modellerimiz Chloe miydi? Chloe diye okunuyor bu modeller. Bu mesela 86 euro küçük modeli. Bunun bir büyük modeli ise 105 euro. Onu da şöyle karşılaştırabilirsiniz. Mesela erkek modellerinde 212 men var. Hemen bakalım fiyatlara. 86,5 euro. 212 men. Zaten hemen hemen fiyatlar da bu şekilde. 105, 66 euro. Mesela şu büyük boyu. Zaten şöyle karşılaştırabiliriz. Onun dışında bakalım. Bunlar var. Million var. Million'ın da fiyatı 112 euro. Bu da kadın parfüm olduğunu düşünüyorum ya da biliyorum diyeyim. Şöyle bir model var. Bu da kadın kullanıcılarımızın dikkatini çekebilir, böyle topuklu bir model. Good Girl diye. Bu da 87 euro. Onun da fiyatını çekeyim sizlere. Şimdi bu mağazada teknolojik ürünler çok fazla yok. Bunlar var mesela. Şöyle karşılaştıralım. Brown'un kadın ürünü, bilmiyorum ne olduğunu. Epilasyonmuş. 69 euro. Şöyle erkek ürünü var. 38 euro. Niye bu kadınlar pahalı da erkekler ucuz, onu anlayamıyorum. Aparatları mı çok? Mesela tıraş makinesi var. 12 euro. Markası Pireo. Belki bunlar Türkiye'de daha ucuzdur. Belki daha pahalıdır. Bilemiyorum. Bakacağım. Arzum markasının Okka kahve makinesi var. Fiyatı o mu? Baksana bir. Şu ne kadar? Okka mı o? 65 euro. Evet. Evet. 65 euro da bu ürün. Şimdi şöyle yapalım. Şunlara bakalım. JBL'in mesela abi 53 euroya şöyle bir Bluetooth hoparlörü var. Gayet güzel. Eğer Türkiye'den daha ucuza geliyorsa, bilemem tabii, alabilirsiniz. Bunları daha önce çekmiştim mesela. Bunlar kulaklıklar, böyle AirPods'lar. Bu kulaklıktan almıştık. Çok beğenmedim. Geçenki videomu da izleyebilirsiniz. Bu da bir speaker. Bunu da çekmiştim. Fiyatlar artmış mı? Bunu da karşılaştırabilirsiniz videodan. 15 euro. Muhtemelen aynı. Artmamış. Şöyle bir UFO var. Bu ne? Color Change diyor. Bu da ambiyans ışığı gibi bir şey sanırım. Fiyatı ne kadar? 11 euro. Bakayım. 11 euro. O da gene Bluetooth speaker hoparlör. 17,5 euro. Bu biraz daha kaliteli duruyor şeye göre. Hani şöyle özelliklerini de çekmeye çalışıyorum sizlere. Bu markaları mesela Türkiye'de işte Trendyol'da ya da herhangi bir yerde var mı yok mu diye karşılaştırabilirsiniz. JBL'in bu tarz modeli var ama bunlarda fiyat yazmıyor. JBL Go 3 BT diyor. Bu mu, bakıyorum, evet. Go 3 BT modeli, bu küçük olan modeli diğerine göre. Bu da 39 euro. Şimdi şöyle etrafı bir göstereyim. Şöyle ürünler bu şekilde. Tabii insanları da çekmek istemiyorum. Çikolatalar vesaire var. Onlara da bakacağız. Bu tarz böyle kadınlar için Swarovski'ler var. %40 indirimli diyor. Bunlar da işte Swarovski markasının ürünleri. Mesela hemen bir tane favorimi seçeyim. Şu güzele benziyor. Bakıyorum. Bakıyorum. Şu da güzele benziyor. Şimdi şöyle bir çanta reyonu var. Yani bölümü var. Bu şekilde çanta modelleri bulunuyor. Markalarını üzerinde yazıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Mesela şu modele bir bakalım. Neymiş bunun markası? Deep mi? Ne o ya? Bunlar markasız mı? Yani markası bu işte. Hop, düştü. Kaç? Abi şu 60 euro. Biraz pahalı bence ama kaliteli bir hissiyatı var bu arada. Yani yapısı gerçekten böyle ele hoş oturan bir şey. Aynı markanın cüzdanı var. Bu herhalde bu markanın, bak markayı göstereyim, okuyamıyorum. 38 euro bu arada. Markanın ismi bu. Şöyle okunuyor bu arada. Diye, yo, her türlü döndürsek yanlış. 38 euro. Neyse, bu çantaları ben sadece böyle göstereyim size. Hani çok fazla böyle beğenemedim. İşte şöyle geldiğinizde tişörtler, şurayı göstereyim. Ne mesela bunun markası? Evet. Hummel'ın. Ne kadarmış fiyatı? Yerli üretim diyor. Yazıyor mu fiyat? 27 euro. 27 euro. Şöyle göstereceğim elimde, bir dakika. Hummel'ın şöyle ince yazlık bir ürünü diyebilirim sizlere bu şekilde. Hani her şeyi çekmeye çalışıyorum. Bu arada burası çok kalabalık. Hani biraz da problem oluyor çekimlerde.
Yani insanları rahatsız etmek istemiyorum. Hummel'ın böyle basic bir tişörtü var. Ne kadar olduğu fiyat yazıyor mu onda? Şöyle ben de size göstereyim. Yazmıyor. Tamam, bunu da yazmıyor. Bu tişörtleri de geçelim. Şu tarafa doğru daha bir geçelim. Orada da son kez bir bakalım. Ne var ne yok. Bunu da astık. Güzel de bir tişört ama yapısı güzel. Şimdi şöyle, evet, Oral-B'lere geçelim. Şöyle çocuklar için olan modelleri 9 euro. Göstereyim hemen sizlere. Bunlar şarjlı diş fırçası. Çocuklarınız diş fırçalamayı sevmiyorsa bu şarjlı ürünlerle bence onları hani böyle ufaktan kandırıp alıştırabilirsiniz. Bu şekilde ürünler var. Ha, büyükler için olanlar ne kadarmış? 19 euro. Bunlar acaba Türkiye'de, bizim burada daha mı ucuz bilmiyorum. Ama yapısı da bu şekilde. Onun dışında bakalım şöyle biraz daha dolaşalım. Gözlükler var burada. Baktığınızda böyle çocuklar için oyuncaklar var ama birçoğunun sanırım fiyatı kalkmış. Normalde hep buralarda fiyatları yazıyor veya üstlerinde yazması gerekiyor ama çoğunda yazmıyor. Mesela bunda yazıyor. Yazıyor mu? Ne kadar mesela böyle bir puzzle seti? Bak şöyle bir puzzle seti 23 euro. Bu da Lego City'nin orijinal muhtemelen lisanslı ürünleridir. Hani kesin olmamakla birlikte ama burada tabii ki de çakma ürün satacaklarını düşünmüyorum. Mesela bunda yazıyor mu fiyat? Bakalım. Ha, bunda da mı yazıyor? Söylesene onu da. Yazıyorsa. Mesela Iron Man'i severim. Iron Man ürünleri mesela böyle. Bak bu da Iron Man 35 euroymuş. Böyle mini Iron Man olarak geçiyor. Ürünü göstermek istiyordum. Orada çok detaylı gösterememiştim. Şöyle kadın kullanıcılarımız için bir parfüm. Böyle topuklu ayakkabı şeklinde. Ve fiyatı 110 euro. Son bir sigaralara değineyim, çok fazla gösteremedim. Çünkü kalabalık olduğu için mesela Absolit'ler. Bak şöyle ben size çekeyim fiyatlarını. Siz bunları durdurup izleyebilirsiniz. Aşırı kalabalık. Mesela Smirnoff'un 1 litresi 13,5 euro. Şu modeli. Hemen geçiyorum. Şöyle videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şöyle Jack Daniels'ın bu tarz modelleri bulunuyor. Fiyatları 28 euro. Yeşil ve turuncu olarak. Böyle bir alkol var. Dediğim gibi benim çok alkolle aram olmadığı için çok bilgim yok. Sadece jeleceklere hani en azından bir örnek olur. Bu şekilde bir alkol var. Viski bu da sanırım. Bunun da fiyatı 13 euro, 17,5 eurodan düşmüş. Son olarak şöyle geçelim ve videoyu bitireceğim. LM var. LM'ye bakalım, 13 euro. Kırmızı LM de 13 euro. Parlament var, 15 euro. Bunlar kaçlı bu arada bilmiyorum. Hani üstlerinde de yazmıyor bu arada. Bazılarında işte diyor ki 600 adet, bazısında diyor hiçbir şey yazmıyor. Bu parlamentin kalın versiyonu. Bu da kalın versiyonu. Bunun fiyatı 15 euro. Artık uygun mu değil mi orasına siz karar verin. Marlboro'nun da kırmızısı 14,5 euro. Bu arada değişmemiş sanırım fiyatlar geçen seneye göre. Bunu çekmiştim, bunun büyüğünü. Bu ne kadarmış? 18,5 euro. Bunları zaten çekmiştim diğer videolarımda da. Böyle Davidoff markasının var. 15 euro, 15 euro, 15 euro. Değişmiyor Davidoff'un modelleri. Mesela Milka'nın bu çikolatası var. Şöyle büyük boy, bayağı böyle. Bunda ne yerdim şimdi? 6 euro. Şöyle bu modeli de var. Hani farklı farklı modelleri 6 euro. Oreo'lu. İşte şöyle bir çikolata modeli var. Bu da muhtemelen 6 euro. Çünkü fiyat etiketi tek yazmışlar. Toffee'nin bu çok güzel bir çikolata. 12 euro. 3 adet diyor. 8 euro. Ama burada Toffee 200 gram. 6 adet alırsam 8 euro diyor normalde tek yüze. 3 adet alırsam mı 12 euro? Ya bu da sanırım 3 adet böyle kutu olarak alırsan 12 euroya geliyor. Böyle Haribo'nun bayağı büyük, ye bitmeyecek bir baloncuğu var, şeyi var, jelibonu, ama bunda da fiyat yok. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi şöyle dışarıdan da size bir göstereyim mağazayı. Şöyle gördüğünüz gibi ürünler var. Bakıyorum. Uygun vodkalar var. Yani şunu gösterecektim. Bakın bu 6 euro 1 litrelik bir vodka. Vodka GB var. GB'nin fiyatı da 13,5 euro 1 litresi. Şimdi şöyle bir gösteriyorum mağazayı size. Şimdi mağaza bu şekilde arkadaşlar. Setur Duty Free ya da Duty Free bilmiyorum. Daha önceki videoda linçlemeye çalıştınız. Böyle bir mağaza arkadaşlar. Fiyatları gösterdim. Artık siz karar verip alabilirsiniz. Görüşmek üzere.